Hayatımızda birçok olumlu, olumsuz olay ve durumla karşılaşabiliriz. Aynı olay herkesle aynı şekilde sonuçlanmıyor. Bazıları olumsuz bir olay karşısında gamsız kadar rahat bir şekilde karşılarken bazıları ise oldukça stresi karşılayabiliyor. İki farklı tepkinin oluşmasının sebebi ise insanların olaylar karşısındaki düşünceleri ve bu düşünceleri doğrultusunda olaylara yükledikleri anlamlar ve bu doğrultuda davranmalarından kaynaklanmaktadır. Düşünceler bizim olayları olumlu veya olumsuz, güzel veya da kötü, can sıkıcı veya da değil olarak sonuçlanmasına sebep olur. Yani ikinci bir seçenek mutlaka vardır. Bu konuyu çok güzel bir şekilde özetleyen bir örnek vermek istiyorum. Google CEO'su Sundar Pichai'nin hamam böceği teorisi. Sundar Pichai bir restoranta gider ve restoranda bir anda bir hamam böceği belirir. Bir bayanın üzerine sıçrar. Bayan panik halinde kalkarak hamam böceğini eliyle atmaya çalışır. Atmaya çalışırken hamam böceği başka bir bayanın üzerine sıçrar ve o kadın da aynı şekilde tepkide bulunur ve hamam böceğini üzerine atmaya çalışır. Durumu gören garson yardıma koşar ve hamam böceğini düşürmeye çalışırken bu sefer de hamam böceği garsonun üzerine sıçrar. Garson sakinliğini korur ve hareket etmez. Hamam böceğinin hareketlerini takip eder ve kendinden emin olduğunda hamam böceğini tutar ve dışarı atar. Bu olay karşısında Sundar Pichai şunları söylemektedir. Bu abartılı olaylara sebep olan hamam böceği miydi? Eğer hamam böceği olsaydı garson neden aynı tepkileri vermedi? Babamın, karımın bana bağırması değildi asıl beni rahatsız eden. Onların bağırmasıyla bende oluşan hisle baş edemememdi. Trafik değildi beni rahatsız eden. Trafiğin bende oluşturduğu o sıkıntılı durumu halledemememdi. Hayatımda kargaşa yaratan asıl şey problem değil, benim ona verdiğim tepkiydi. Anladım ki olaylara tepki vermemeliyim, olaylara cevap vermeliyim. Kadınlar hamam böcenin yarattığı o durumla baş edemedikleri için ona tepki verdiler. Garson ise e, durumu daha sakin bir şekilde karşılayıp duruma cevap verdi. Tepkiler içgüdüsel şeylerdir, cevaplar ise etraflıca düşünülmüş şeylerdir. Mutlu olan kişi hayatında hiçbir problem olmadığından mutlu değildir. Hayatındaki problemlere karşı doğru bir tutum içerisinde olduğu için mutludur. Bizler de hayatımızdaki olaylara, durumlara karşı tepki değil, cevap verebilmek ümidiyle. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.